Hayatın Rengi programından tüm izleyicilerimize selamlar. Öncelikle bütün ülkemizin, bütün milletimizin başı sağ olsun. Tüm deprem zedelerimize ve depremde yakınları olan herkese Büyük geçmişler diliyoruz. İnşallah ülkece, milletçe, devletçe bu yaraların üstünden hep beraber geleceğiz. Bu yaraları hep beraber saracağız. Bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum. Bugün depremin ilk günlerinden itibaren Hatay için yardımlarda bulunan ve Hatay'a bizzat giden Milli Atlet Nagihan Ankara yanımızda. Orada yaşadıklarını da bizlerle paylaşacak. İnşallah hepsi iyi olur. Depremzedelerin hakları ile ilgili konuğumuz avukat Cengiz Hortoğlu bizi bilgilendirecek. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Nagihan Hanım hoş geldiniz öncelikle. E, deprem sürecinde gördük siz ilk zamanlardan itibaren haberin ilk yayıldığı andan itibaren Hatay'daydınız. E, orada bulunduğunuz süreç nasıldı neler yaşandı biraz anlatır mısınız? Öncelikli olarak e, tüm Türkiye'nin e, başı sağ olsun. E, gerçekten Bunları konuşmak istemezdik. Bu kadar derin duygular yaşıyoruz ki ee, ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Ee, millet olarak, devlet olarak yaraları sarmaya çalışıyoruz. Çok güçlü ve birlik içerisinde olan da bir milletiz. İnşallah en kısa zamanda da bu yaraları saracağız. Bundan zaten hiç şüphem yok. Ee, milletimizin başı sağ olsun. Ee, bu günleri inşallah bir daha yaşamayız. İlk ve son olur. Gerçekten. Ee, çok konuşacak bir şey de yok. İçimiz kan ağlıyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Ee, sadece Hatay'da değildim. İlk baştan itibaren e, sevgili e, yönetmenimiz, yapımcımız Esin Hanım'la beraber biz burada startı verdik. Bir tek biz değil. Vatandaş olarak e, ilk saniyeden itibaren e, elimizden gelen her şeyi yaptık ve bunu çığ gibi büyüttük. Çok az insan vardı. Saatler sonra yüzlerce insan oldu. Günler sonra binlerce insan oldu. Gençlere ulaşmayı başardık. Çok sağ olsun. Ee, herkes üzerine düşen vatandaşlık görevini fazlasıyla yerine getirdi. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Herkes o kadar duyarlı, o kadar vicdanlı yardımlar yaptı ki... ...buradaki görevimizi düzene koyduk, tamamlamadık. Sonraki görevimiz olan deprem bölgesine gidip yaraları sarmaya çalıştık Hataya gittim Ama bir tek hatay değil Hatay'da bedenen Ruhen oradaydım. ama başka başka deprem bölgelerine buradan destekleri her yere ulaştırdık bir kanal olmaya çalıştık Bir tek ben değil yine söylüyorum bencil konuşmuyorum vatandaş olarak yapmaya çalıştık Burada esin hanımın bağlantılarıyla çok güzel bir ekip kurduk. O ekip Türkiye'nin her yerinden. ...bizlere akın etti. Bulunduğumuz noktaya, Hatay'a, Antep'e... ...Diyarbakır'a... aklınızda yani 10 bölgeye birden... ...her yere yetişmeye çalıştık. Bir kişi deyip geçmeyin. O bir kişi o kadar çok şeyler başardı ki... ...dediğim gibi... ...çok güçlü bir milletiz, çok güçlü bir devletiz. Herkes gönülden... Aynen öyle. ...gönülden mücadele isteyerek, ettiler. severek. herkes Allah razı olsun. Elinden gelen her şeyi aynen, yapmaya çalıştı. Aynen. Allah hepsinden razı olsun. Ben onun gücüyle zaten bizim milletimizin vermiş olduğu güçle orada gücümüze güç kattık. Evet. Yani bu olmamış olsaydı bizim oradaki gücümüzde hiçbir şeye yarayacaktı. Derler ya bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani bunu bizzat şahitlik edenlerden bir tanesiyim. O yüzden de Allah herkesten razı olsun. Depremde etkilenen yakınlarınız var mıydı? Ee, depremde etkilenen milli antrenörlerim vardı. Senem Hoca ve Mecit Hoca. Onlar Hı -hı. ailesini kaybetti annesini, abisini, ablasını. Ee, hem Hatay'da yardım mücadelesi verdik, hem de e, enkaz altından e, sağ olarak insanları çıkarmaya çalıştık. O kadar çetin şartlar altında e, mücadele verdi herkes. Ben de gücüm yettiğince destek olmaya çalıştım. E, maalesef ki cansız bedenlerine ancak ulaşabildik. O da günler sonra. Çünkü tek bir bölgede olmadı ki. Herkes bir şeyler söylüyor ama ateş düştüğü yeri yakıyor diyorlar ya. Orayı gören ancak anlayabilir. 10 ayrı ilde olmuş. 10 ayrı ilçede değil. Hangi birine nasıl yetişilsin? Yani biz bile bir tane canlı çıkaralım veya bir tane ceset çıkaralım diye beklerken onlarcası çıkıyor. O kadar zor, o kadar tarifi mümkün olmayan bir süreçti ki. ...askerimiz, polisimiz... ...yani ben ilk gittiğimde... ...kadın halimle gittim... ...askeri birlikte kalmak zorunda kaldım... ...sonuçta orada can güvenliğimiz de çok önemliydi... ...6. Anajet Üssü Komutanlığı... ...Hava Kuvvetleri, Jandarma Kuvvetleri... ...bizlere sahip çıktılar... ...yerlerini açtılar... ...çadırlarını verdiler... ...dört elle biz de savaştık... ...yani benim diyen erkek gibi... ...mücadelemizi göstermek zorundaydık... ...gösterdik, onların bize sunmuş olduğu imkanlarla, devletimizin bize sunmuş olduğu imkanlarla e, ve gerçekten de gönüllü olarak o kadar çok insan akın etmişti ki oraya. Değil mi? Ben böyle izliyorum ve o kadar gururlanıyorum Gururlan. ki. Öyle güzel dayanışma içerisine girdik ki tüm dünyayı kendimize hayran bıraktık. Bundan adım kadar eminim çünkü e, yabancılar da geldiler. Amerika'dan gelenler oldu, başka başka dünyanın dört bir yerinden geldiler. Ve bizim de yaramızı sarmak istediler. Böyle bir ufak bir konuşmamız oldu. Tek söyledikleri şey her şey mükemmel. Siz korkunç dayanışması güçlü bir milletsiniz. Söyledikleri cümleler bu oldu. Nagen, e, bireysel olarak orada nasıl bir katkıda bulundun? Neler yaptın? Öncelikle olarak ben bu kadar verimli olabileceğimi hiç düşünmemiştim. Giderim dedim. Hani gelen erzakları, kıyafetleri tek tek e, ihtiyaç sahiplerine. Ulaştırırım diye düşündüm. Hı. Ama oraya gittikten sonra durumun çok daha ciddi olduğunu, zaten ciddi olduğunu biliyoruz ama işin içerisine girince, sahaya inince içinizden farklı farklı bir güçler çıkmaya başlıyor. Ee, kiminin erzağına yetişiyoruz, kiminin e, enkazının, e, annesinin, babasının, çoluğunun, çocuğunun enkaz altından çıkarılmasına koşuyorsunuz. O bir gün on gün gibi geliyor. Ben e, zaten hani güçlü sporcu tarafımda olduğu için evet. çok dayanıklıyım. Evet. Allah orada dayanıklılığımı daha da çok arttırdı. Çünkü ben Maşallah. döndükten sonra bambaşka bir e, insan olarak döndüm oradan. E, çocuklar, anneler, o kadar yaşlılar, o kadar çok e, ilgiye, sevgiye muhtaçtılar ki. Ya her şey yemek içmek, kıyafet değil orada. Bizim orada olmamız, onların yanında olma, olduğumuzu göstermemiz. Ve ben her gittiğimde şunu konuşuyordum. Yalnız değilsiniz. Bizler, Türk milleti, tüm dünya, hepimiz sizlerin yanındayız. Devlet olarak şu an korkunç bir destek var. Millet olarak korkunç bir destek Hangi var. Hangi kurumlardan yardım geldi? Ben e, askeri çok... kuvvet, TSK ve AFAD olarak ben orada desteğimi gösterdim. Onların bünyesinde <laughs> gösterdim. Çok fazla kurumları zaten saymakla bitmez. Şahsi olarak kişileri saymakla bitmez. Ama... Ben e, bir anneyim sonuçta. Empati yapabiliyorum. Çocukları, anneleri bir bir köy köy, şehir şehir, il il, ilçe ilçe. Ha bu arada sadece Hatay değil yine kilise gittim. Osmani, Adana'ya oralara da gittim ama onları yayınlamadım. Çok da reklam gibi olsun da istemedim. Çünkü bazı şeyleri mesaj vermek istiyorsunuz. İnsanlar yanlış da anlayabiliyor. Evet. Ondan dolayı da ne paylaşayım ne paylaşmayayım diye de kendimi e, tutmak zorunda kaldım. Bir de Afad'ın... Yani veya iş adamlarının, iş kadınlarının, milletimizin vermiş olduğu yardımı al bu senin, al bu senin der gibi insanların gözüne soka soka dağıtmak da bence çok etik bir şey değil. Ben kendimce yanımda bir milli atlet arkadaşım vardı. Mehmet buradan selam olsun. O da depremzede. Arabalara, araçlara doldurduk doldurduk. İhtiyaç sahibi, evleri olmayan, çadırda yaşayan, kimsesizlere tek tek ulaştırdık. Hiçbir eşyayı Hiçbir malzemeyi de fotoğraf çekip de alın bu sizindir diye de paylaşmadık. Çünkü böyle bu bizim hakkımız değil. Bu bize de düşmez, yakışmazlar. Olması gereken de oydu zaten. Evet haklısınız. Bunların çoğunu bireysel çabalarınızla ve diğer işte arkadaşlarınızın içeriğinizde. Tabii ki, tabii ki. İstanbul bağlantım vardı, Ankara bağlantım vardı. Dediğim gibi Esin Hanım burada bütün yükü üstlenmişti. Arıyordum Esin Hanım lütfen şunlar lazım. Tamam Nagihan diyordu tıra şunu koyduk şu plakalı atıyordu. Çadırlar burada, battaniyeler burada. Yani hala daha yardımlar devam ediyor. Alo diyoruz oradan bir sosyal medya. Bak sosyal yani medyadan bir e, duyuruda bulunuyordum veya bulunuyorduk. 10 dakika sonra işimiz çözülüyordu. Ne güzel Bu sosyal medyanın gücünü çok doğru bir şekilde evet. kullandık. Milletçe. Yani tabii ki bunu kötü niyetli de kullanan olabilir. Oldu da olacak da belki ama bunu e, Allah için, e, vatandaşlarımız için doğru kullanmamız gerekiyor. Lütfen şu lazım, yalvarıyorum arkadaşlar yetişin dediğim anda telefonlar kilitleniyordu. Bir tane istiyorduk tır on tane geliyordu. 10 tane istiyorduk kamyon 50 tane geliyordu. Valla dediğim gibi ben yardım eden, yardım etmekte olan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum bu çok önemli. Yardım tek seferlik olmaması lazım. Evet. Süreklilik çok Sürekli çok önemli. Çünkü oradaki insanların bize ihtiyacı var bizim ağzımızdan çıkacak tek bir kelimeye korkunç şekilde ihtiyaçları var. Çünkü onları onlar bizim canlarımız, kanlarımız kardeşlerimiz. Kaç gün kaldın Barınmanız nasıldı? Gıda işte bir temiz gıdaya ulaşım veya işte günlük ihtiyaçlarınızı nasıl giderdiniz? Ve bu tabii bir insanlık durumu bir noktada. Kesinlikle öyle. Ee, sizi etkileyen, en çok etkileyen, en çok dokunan şey ne, ne oldu? Neydi? Beni etkileyen o kadar çok şey oldu ki oraya ilk gittiğimde e, jandarma komutanlığına gittik. Albayımız bizi kendi çadırına verdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Kendi, siz bizim misafirimizsiniz, seferber olmuşsunuz. Dedim ki hayır olmaz. İnanın çadırda titreye titreye uyudu. Hayatımda hiç böyle bir soğuk görmedim ve maalesef ki çok kötü bir zamanda şartlarda maalesef bu deprem çok. oldu. Ben ki çok dayanıklı bir insan olduğumu düşünüyordum. Dedim ya bugün ölmedim daha da herhalde ölmeyiz. O kadar soğuktu. Allah dışarıda olan herkese yardım etsin. Eksi 16 derece gördüm 16. var. Tulumun içine girdim, paltomu giydim. Allah'ım dedim ben burada nasıl dedim yardım edeceğim insanlara. Benim kendime hayrım yok dedim. İlk geldiğim dakika sonra deprem oldu. Sürekli sallanıyor. Bu sefer dedim ki Allah Allah tamam çadır var ama Allah korusun hani tuvalet yok o yok. Bu yok. E çok normal 10 tane ilde sayısız yani binlerce insan enkaz altında binlerce insan evi yıkılmış Maalesef. nasıl yetişirsin nasıl birilerine ulaşılabilsin yani çok zorlu şartlarda evet. ee, ama biz güçlü bir milletiz asla evet. pes etmeyi bilmeyen bir milletiz mücadeleyi seven bir milletiz oranın şartlarına da alıştık çünkü dediğim gibi asker askerlerimiz polislerimiz Türk Silahlı Kuvvetleri hepsi hem halkımıza hem depremzedelere öyle kol kanat gerdiler ki gönüllü insanlarımız hızlı bir şekilde herkes ortama ayak uydurdu. Ben de oraya ayak uydurdum. Peki yapmak zorundaydık. Çünkü başka çaremiz yoktu. Onları yalnız bırakamazdık. Ee, sadece orada mı kaldın? Ee, i̇lk gece orada mi? kaldım. Daha sonra e, dedim ki ben dedim köylere de gideyim. Çoluk çocuklar var. Anne olduğum için gideyim. Anneler yani elimiz boş gitmiyoruz. Hı -hı. Tabii ki ara, araçlara yüklüyoruz eşyalarımızı. İlk başta dağıtıyoruz. Sonrasında da onların dertlerini dinliyoruz. Ee, anneler, çocuklar, hepsiyle oturduk. Hepsinin dertleri, Hani e, acı paylaştıkça azalır derler. Onlarla ağladık, onlara teselli olmaya çalıştım. Çocukları sevdik, onları öptük, onlara güzel şeylerden bahsettik. Tekrar hayatınız çok güzel olacak. Bunlar e, geçici günler. Hepsi çok kıymetli. O kadar mutlu oldular ki. Nagan Hanım, ne olur bizi yalnız bırakmayın. Ve bir gittiğim yer, tekrardan numarasını alıyordum, iletişim bilgilerini alıyordum. Bazı bilgilerini de alıyordum. Hani gücümüz yettiğince, çevremiz, eşimiz, dostumuz, e, belki hani destek vermek isteyenler az olsun moral olabilir diye. Er, e, bir saat sonra ne diyordu bir? Allah sizden razı olsun. İyi ki geldiniz. Nasıl umutlanıyorlar? Asıl mutlu oluyorlar. Buradan e, seslenmek istiyorum. Hani e, ben ünlü değilim, ama hani ünlü ol, olduğumu e, az çok e, düşünenler olabilir ama ben halktan biriyim. Bizi az çok televizyonda gördüler. Onlar için biz kahramanız. Onlar için bir şeyler başarmış insanlarız, tanınan isimleriz. Onların yanında olmak, özellikle tanınan, bilinen isimlerin sahaya inmeleri lazım. O kadar büyük bir e, merhem oluyoruz ki onlara. Bunu ben bizzat kendim gördüm. Gidiyorum ertesi gün ne olur bir daha gelin. Akşama ne olur gelin ne olur yapmışlar böyle ateş üzerinde şu an böyle anlattığınız böyle güçlü bir ses güçlü bir kişilik güçlü bir anlatım Nagi hanım çok teşekkür ederiz benim bile burada e, gücüm arttı biliyor musunuz yani ben bir depremzede evet. değilim belki televizyon karşısında izlediklerimiz kadarıyla hissediyoruz onlar kadar asla olamaz ama şurada varlığınız anlattıklarınız benim bile yüreğime biraz su serpti teşekkür ederim bir ederiz. tane ne, ne demek yani bu bizim ilk vazifemiz yurttaşlık Vatandaşlık vazifemiz. Bunu yapmazsak zaten kendimizi sorgulamamız lazım. Ee, çok e, benim hani aklımda kalan, e, tabii ki hepsi birbirinden çok e, üzüntülü, dertli ama etkili olanlar. E, herkesle gittiğim her evden numarayı aldım. Herkesle yazışıyorum, konuşuyorum, moral olmaya çalışıyorum. Desteklerini e, kendim şahsi olarak dışında da dediğim gibi arkadaşlarla iletmeye çalışıyoruz ama. Bir gün bir dakika cevap vermiyor Nagihan Hanım iyi misiniz diye yazıyorlar. Nagihan Hanım bir de tabii ki bu süreçte orada birebir bulundunuz. E, oradaki hizmetler, koordinasyon ve e, yardımlaşma akışı nasıldı? Biraz bunları da anlatır mısınız lütfen? E, bizzat şahitlik eden biriyim. Afat mükemmel çalıştı. Yani buradan hiç kimse e, boş konuşma yapmasın. Yok Twitter'dan, yok sosyal medyadan. Bizzat oradaydım. Her şey fazla fazla vardı. Hatta çekmiş olduğum videolarda da e, sosyal e, medya sayfamdan da görebilirler. E, doldu taştı her şey. Yani herkes muhteşem özveriyle çalışıyordu. Buradan onlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Askere, polise, AFAD'a, arama kurtarmaya ve gönüllü yardımsever herkese, yardım eden herkese. E, i̇yi ki varsınız. Tek bir Türkiye'yiz, tek yüreğiz, tek bileğiz. Bunu da e, alnımızın akıyla gerçekleştiriyoruz. Yaralarımızı da en kısa zamanda inşallah saracağız. Çok teşekkür ederiz Nagehan Hanım. Şimdi sıradaki konuğumuz Hı. Avukat Cengiz Hortoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş e, Çok acı bir gün. tabii burada hukuk, hak, adalet de evet. e, işleyecektir. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ben öncelikle ben de e, e, başsağlığı diliyorum yakınlarını kaybedenlere. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşamını yitirenlere. <laughs> yaralılar içinde bir an önce geçmiş olsun. Bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Şimdi bundan sonra süreç tabii çok önemli. Şimdi biliyorsunuz orada bölgedeki sıkıntı nedeniyle büyük felaket yaşandı bir defa yani. Çok büyük felaket. Dünyada herhalde bir eşi benzer olmayan bir felaket yaşandı. Çok geniş bir coğrafyayı e, kapsıyor. Çok geniş bir alanı kapsıyor. Şimdi çok şahidi Cumhuriyet Savcısı atandı o bölgeye. İşte orada e, bir yandan tabundan sonra enkaz çalışmaları yapılırken diğer yandan da o bütün o e, e, yıkılan apartmanlardan materyal alınması gerekiyor anlıyordur büyük olasılıkla. O materyaller ileride e, açılacak davalarda önemli delil olacak. Hı hı. Her işte yıkılan binada ta belki bunların tamamı e, müteahhit hatası veya kimse hatası olmayabilir ama ne olursa olsun inceleme için bu gerekiyor. Mesela 30 40 yıllık binalar var. Hı hı. Mesela onlar daha önce deprem geçirmiş şu bu. bütünlar dikkate alınacak. O materyallerin olması gerekiyor. Materyaller derken burada orada, e, çimento ve demir evet, cimento, parçalarının evet, alınması gerekiyor. Parçalar, orada işte o belli e, kısımlardan e, materyal alınıp o parçalarını onların delil olarak saklanması gerekiyor ilerideki e, davaları da esas olmak üzere hem bu aynı zamanda e, yargılama için bunlar son derece önemli. Yani o e, deliller, çünkü ileride daha sonra o delillere ulaşamazsınız yani. Bunun bir süresi evet. var mı Cengiz Bey? Enkaz kaldırılmadan yapılması gerekiyor. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusu nasıl yapılır evet. Cengiz Bey? Şimdi ben burada öncelikle önemli bir şey söyleyeyim. Şimdi e, bizim Türk Ceza Kanunu'na göre yaralamalarla, taksirle yaralamalarda yaralama sebebiyette altı aylık bir hak düşürücü süre var. Olayı ve kişiyi işte öğrendikten sonra 6 ay içinde bir hak düşürücü süre. Hı hı. O yüzden sadece yaralı durumda olanlar için bunu buradan belirtmiş olalım. Yani altı ay içerisinde o şikayet dilekçesini vermeleri gerekiyor. Şikayette bulunmaları gerekiyor. Bunu emniyette alabilir ama savcılığa da verebilirler. Bir dilekçe hazırlayacaklar. Hı hı. Şu şu oldu işte e, yani ölümlerde şikayete bağlı değil. Orada da çok daha uzun süre. Ama yaralanmalarda yasa altı aylık bir hak jüri süre koymuş. Vahse dediği gibi depremzedeyiz, evet. ağır yaralıyız. E, hemen e, suç duyurusunda bulunma imkanımız yok. E, hem bu noktada neler yapabiliriz evet. hem de deprem depremzedenin bir yakınıyız. Hani hukukken evet. neler yapılabilir? Evet, tabii. Şimdi bu şey bu davanın iki türü var. Bir tanesi ceza davası. Yani o işte hatası olan işte müteahhit ya da o işte kim orada kontrol eden veya neyse işte orada kimler kusurluysa o tespit edilecek. Orada bir ceza davası açılacak. Varsa kusurları tabii yani. Bir ceza davası açılacak. O ceza davası yürürken aynı zamanda da o deliller toplanmış olacak. Vatandaş da diyelim ki işte yakınını kaybetmiş. Birisi, birisi eşini kaybetmiş. Desteğinden yoksun kalmış. Onun da o davalardan toplanan delillerle birlikte Hukuk davası aşma hakkı doğuyor. Destekten yoksun Destekten, kalma yoksun, tazminatı. Kalma. Tazminat evet. Ben de biraz biliyorum. Aynı zamanda da evet. o bir manevi tazminat ayrıca. Duyulan elem ve üzüntü işte Nageleman'ın anlattığı olaylar gibi o büyük bir üzüntü yaşanıyor. Onlardan dolayı manevi tazminat talebinde bulunacak. Ama diyelim ki yaralanmış, bacağını kaybetmiş, kolunu kaybetmiş, engelli yaşamak zorunda kalacak bundan sonra. Onun da e, iş gücü kaybı nedeniyle tazminat talep etme hakkı var. Hem manevi tazminat hem de iş gücü kaybı nedeniyle. Tabi Şunu hatlı. sormak istiyorum evet. Cengiz Bey depremzedelerin maddi gücü yoksa evet. nasıl bir nasıl evet. avukat tutabilirler? Mahkeme evet. masrafları nasıl ödenir? Bu çok önemli. Bu çok önemli. Çünkü hakikaten orada her şeyini kaybeden insanlar var. <laughs> Şimdi baroların adli müzaret diye bir birim var, adli yardım. Oraya başvuracaklar. Oradan bir avukatla kendilerini temsil ettirme hakları olacak <laughs> maddi durumları iyi değilse. Ayrıca da işte avukat diyelim ki adli müzaheret nedeniyle bir avukat atandı. Avukat da mahkeme direkçe verirken, çünkü bunlar harçta razı değildir. Yani işte müvekkilin maddi durumunun zayıf olması nedeniyle de harç da ödemeden davayı sürdürecek. Harç, bir kişi masrafı. Bu açıdan bunlar son derece önemli. Çünkü ne yapacağını vatandaş e, burada parası yoksa nasıl avukat olacak, nasıl evet. yapacak bunu? Yani adli yardım bu önemli bir kurum. Yani bunun değilim barosuna başvurarak böyle bir destek alabilirler. Hani vatandaş isterse gidip sürük mahkemesine başvurarak kendisi orada bir tespit yaptırabiliyor. Yani oradan bir bilirkişi atıyor mahkeme. Bilirkişi uzman bir bilirkişi gidiyor orada. O da materyal toplayabiliyor. Yani mahkeme yani, e, yani vatandaş kendisi de bunu hukuk mahkemesine başvurarak böyle bir böyle bir böyle bir hakla, hakkı da var. Şimdi e, şunu söyleyeyim size bakın yapı denetim firmalarında bu e, işte bir takım materyaller falan. orada da uzun süre saklanması gerekiyor belli bir süre. Ayrıca da e, şu alım işleri rahat olsun bir defa bütün bu belgeler ya yani diyelim ki benim işte A apartmanı A orada B veya burada e, e, belediyelerde her e, binanın bir dosyası var. Hı hı. Orada onun içerisinde projeler birçok belge var. İşte oturma izni her türlü şey var orada. Birçok belge orada ulaşabilecekler. İşte ayrıca krediyle kredi kullandılarsa yine bankalarda da o belgeleri bulabilirler. O, bütün bunları toplayacaklar. Aslında bu davalar Zor davalar değil. Burada bir de cezalardan bahsettiniz evet. Sayın Avukat. E, depreme dayanıksız bina yapanlara evet. e, ne tür cezalar evet. veriliyor genelde ya da bunun evet. da bir sınıflandırması var evet, mı? Evet var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir basit taksir var. Hı. Yani siz her türlü yani önlem aldığınız çok basit bir hata yaptıysa işte orada. E, yapmış eve ama işte bir kiremitte bir oynama olmuş ya da tamamlamış olmamış. İşte kiremit devrilmiş olmuş. Bunlar şimdi basit taksir bundan dolayı. Bir bilinçli taksir var. Aslında e, işte de, demirden, çimentodan kısmen çalmış. E, eksik kullanmış o malzemeyi. Ama yani e, çok böyle e, ileri boyutlarda değil. Ya bu bileşi taksir. Ama öyle bir şey var ki bu e, bir nevi şuna benziyor bu. Şimdi orada diyelim ki toz bulut haline gelen bina. Orada bir kadın öldü vefat etti veya çocuk. Evet, evet. Bunlar cezalar çok da ağır. Bu e, kasten var. adam öldürme olsa ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Kasten meselesi. Buna olası kast diyoruz. Bunun anlamı şu, olası kastın anlamı şu. Yani siz aslında kasten öldürmüyorsunuz ama e, ne olursa da olsun diyorsunuz. Evet. Biliyorsunuz buranın o yaptığınız çimento diyelim ki şey, çimento olan şeyini bilmem ben. Ya 35 ne diyelim ki evet. bilmem daha düşük bir şey kullandınız. Beton kullandınız. Burada toz haline gelmiş bina. Demiri eksik kullanışı bu. Yani burada işte olası kast oluyor. Ağırlaşmış müebbet hapisse bir kadını kasten öldürmede ceza burada müebbet hapis veriyor. bir de şunu da buradan söylemek isterim. Kısaca şimdi bir reddi miras diye bir kurum var bedeni kanunda. Bu kurumda akıllarında bulunsun. Diyelim ki hani gerçekten geriye büyük borçlar, büyük sıkıntılar kaldıysa bu durumda reddi miras yapabilir. 3 aylık süresi var. Hak düşücü süre bu. Daha sonra da bir takım hani e, borca batık olduğu anlaşılırsa yine de dava açılabiliyor ama bu çok önemli. Sadece bir dilekçeyle. Yani diyelim ki siz e, bazı insanlar bunu bilmiyor. Sadece e, mal varlıkları kaldıza, kalacak zannediyor. Borçlar da kalıyor size mirasla. Kimler evet. kimlere karşı evet. bu reddi? Çok özür dilerim. E, kimler mesela kimlere karşı reddi miras işte, alması e, e, Kimler mirasçı oluyor? Hani. E, anne, çocuklar. Evet. işte daha kardeşler bunlar mirasçı oluyor. Mirasçı derece olabilecek. Akrabalar. Tabii yani e, mirasçı oluyor anne baba. Onlar Hı -hı. mirasçı oluyor. Bunlar eğer bir borç kalı büyük bir borç varsa bu bu haklarını kullanabilirler. Hmm. Bir de çok önemli bir şey söyleyeceğim burada. Gerçekten bizi izleyenler bunu not alsınlar. Şöyle bir panik var. Ya ben reddi miras yaparsam dur maaşım yetim maaşımı alamam diye. Böyle bir şey yok. Hmm. Bu reddi miras bunu etkilemiyor. Hmm. Bunu burada net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü çok soru geliyor bana bununla ilgili. Hmm. Kesinlikle etkilemiyor. Yani orada alacakları maaşı, eşlerinden dolayı alacakları maaşı veya babalarından dolayı alacakları maaşı etkilemiyor. Geride kalanların işte eş olabilir, anne evet. baba çocuk olarak hakları evet. neler hocam? Şimdi şimdi yasa şöyle bakıyor. Diyelim ki ben bir yakınımı kaybettim. O benim desteğim. Hı -hı. Hatta bakın bir şey söyleyeyim size ben, bu, ben tabii roman yazar olduğum için yarım kalan hikayeler beni çok üzer. Yani orada mesela görüyorum nişanlı evlenecek. İşte bir çocuğunu büyütmek şu. Yani bakın bir nişanlı bile nişanlı bile evet. e, dava açabiliyor. Şey nişanlısının kaybından dolayı bunu buradan belirtmiş olayım. Yani bir nişanlısı Manevi tazminat. Manevi tazminat tabii isteyebiliyor ve destek e destekse destekten yoksun kalamadı isteyebilir. Yani burada bir özellikle manevi tazminat. Manevi tazminat isteyebiliyor. Onu oradan belirtmiş olalım. Çok, çok şart, teşekkür ediyoruz. Değerli katılımınız için. için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Japon yüksek inşaat mühendisi ve yüksek mimar. Yoshinori Moriwaki. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Türkiye, bütün Türkiye için geçmiş olsun ve Başına savrusun diyorum. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz, ederiz efendim. Hoş geldiniz. Hoş Tekrardan ee, evet. sizce İstanbul depremi için herkes bir e, görüş belirtiyor. Sizin görüşünüze göre İstanbul depremi ne kadar yakın bize Be bekleniyor mu? Evet. Bu zaten 7 sene önce e, İngiltere ve e, Türkiye'nin e, hocaları da söylemeye başladı. 30 e, sene içinde e, manşet 7.45 gibi. いやね独産、特図の、寄る熟定、面で、えー、イズミット、アタパザルのデプレムギビ、えー、ユズデアルテムシュ、ゲレベル。えー、シムリダキテクノロジーで、デプレムチ、ネザマン、タムネザマンディエ、ソイレメキムーキュンディ、バーゼンソイリオルインサムアルサブヤラン、えー、デデコトデイソイレベル。えー、シムリブアマ、家デセネケチとゥ、えー、いやね、おつず、 sene, 30 sene içindeydi. 23 sene diye kabul edebilir. <laughs> Bunun içinde yüzde yetmiş, yani daha fazla yüzde artmış de yüzde yetmişe yakın oldu. E, ve bu Kuzey Anadolu fay hattı. Yani bu e, nasıl oluyor? E, Nepal, Himalaya taraftadan başlıyor ve Afganistan ve İran e, ve e, Türkiye えー、ユナニスタン、イタリア、イスパンエギディオルブ、ウズウンファイハット。ブヌ、トゥルケのクゼアナドルファイハット。カラデニスイでパラレル。ブヌ、ビンドクズ、オトズドクズだエ,エルジンジャンのデプレモールド、シズデビリオス <laughs> ト,ゥムトゥルケー、シュムデイカドル、エンビュク、デプレモールラク、ビリオル。ブヌ、トゥルケのデプレム、ジャポンやチョーク、カルシュク、あま、シズンキ、ヤネ、センキ、ドミノンキビ。 エルジンジャンダン、ビンドクズ、ドクサン、ウトズドクズダン、バシラドゥ、ベ、バ,バドダン、バトエ、ゲルディ、ドクサンドクズで、キョルジュク、デメンデレ、イズミット、アタファザルのデプレミカタルケルデ。シムディ、フナソラ、ピラツ、ベクリオル、えーアマ、マラマラボルゲデ、ドルトノクタデ、ウズンザマンクルマドゥのデプレマ。 デエレエルーメスラマグニチュードイエデギビブエラズデバシラドゥベカフラマンマルシオボルゲユズエリディベッシュズベクレディージンチョークビュークエネジンビルーキテレディージンビュークパットラドゥブノソイルビルやねブマルマルボルゲソイルヨルサクゼイアナドルファイハット イズミットダンソンラエ、えー、ギュネイコールワルプヤロバチナルジュクブルサベエゲイギディオクゼイコールサアダラルヌアルトンダンチャナカレイギディオ、えー、ブヌンイチンドルトノクタでテイリケレバルビリンジヤロバエカダルドクサンドクズでクルドゥチナルジュクダハクルマドゥチナルジュクダンソンラブルサノアルトゥタマメブルサノ şehrin altında bu gidiyor. Ve o bölge 150 değil, 200, 250. Tabi biraz fark var. Bu bölge birinci olarak tehlikeli diye söyleyebilir söz konusu. İkincisi e, böyle anlatabilirim. E, 1999'un depreminden sonra e, köprü dahil, uğraşma için yani biz herkes e, İzmit'e, Adapazarı'ya gitmek istedi. Ama e, tem yol veya E5'in üst geçişi çoktu için gidemedi. Yani karasıdan böyle Atapazarı'ya anca gidebilirdi. E, onun için e, ikibin 2010'a kadar Japonya'nın yardım para olarak bu proje başladı. On 17 tane köprü için yani birinci e, Boğaz Köprü, ikinci köprü de dahil. E, 17 tane güçlendirme yaptı. Yani büyük deprem geliyorsa de sıkıntı olmuyor harede güç, güçlü yaptı. Nasıl deprem? E, onu tahmin ediyorken Boğaz, yani Marmara Borgen'in Boğazı var. Karadeniz, Marmara. Bu boğazının noktadan e, güney taraftaya ギヤヤヤババ、ビラーズボーイレ、ね。んんねせのえー、ボアズヌギリシダン、イエルミキロ、ギュネイタラフタエギってノクタ。ブノクタでイキンシ、テリキレオララク。ビ、え、ズ、ー、マグニチュードイエデノクタ、ベッシオララク。ヘサペアフトブルダヤネ、ブドルタネのエンヤクン、イスタンブルエンヤクン、ノクタオララク。ブナギョレビズ。えー えー、キョップルヌンギュチュレンドルメヤプトゥヤネドライスイラジャポングループオーララクプーテーリキリディエカブリエッティノクタ、えー、ウチュンジサウチセネオンジェシリブリダン、えー、シリブリヌンデニスタラフタダンデプレモールドオアンダミナレジャーミヌミナレドゥシトゥ <laughs>、えー、ビーカチタネオクルデハサルオールオルド Yani İstanbul'da riskli bölgeler olarak dediğimizde sizin yaptığınız araştırmalara göre nereleri olduğunu 12, söyleyebiliriz. Tamam 12. Silivri. Birinci. Bölge, Bursa. 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 i̇kinci e, Boğazı ve Yalva'nın ortadaki e, girişten Boğazı'nı girişten 20 kilo güney. Hı hı. Tamam. Üçüncü bu Silivri'nin e, deniz tarafta. Ama bu e, birkaç tane... E, ファイハットワル、る。このビタネクルヨーサ、アルトノクタドクス、家で、あまマ、イキタネブクラベル、ベラベル、オザマイイエクタベセカダルギデベル、ドルトインジオララク、パンドルマタラフタ。パンドルマタ。 Peki e, tabii ki biliyoruz deprem öldürmüyor aslında. Yanlış yapılan binalarda evet. can kayıpları artıyor. E, siz bu işin uzmanısınız profesör hocamız. E, deprem Hı. için hangi önlemler alınmalı? Buradan önerileriniz neler olur? Hı. Aslında Japonya'da bina çökmüyor. Biz bina insanını koruyor. Evet. Evet ama Türkiye'de maalesef bina çöküyor. Ve neden çöküyor? Yani birkaç tane sebep var. ビレンジインシャートミタイトシルケットビナヤパジャックシルケットジャポニーサムットラカオルダインシャートミエンですミーマールワールベコントロールノワールトンダブヤパジャックシルケットノコントロールはブベトナムでインシャートデミルブ超高のメリヤネカルプイレブヌメサラトップラックノワールトサエンアズベッセンチトゥトマクラーズン Pas Pasbay diye söylüyoruz biz. Bunu çünkü sonra e, yağmur sudan dışarıdan bu inşaat demiri e, korozyon yani pas olmamak için hava almaması gerekiyor. Evet evet. Onları gerekiyor. çok önemli. Bu ana e, demiri demir var ve etliye de ince böyle yap tutuyor. Bunun da 10 cent 10 cent diye gelmek lazım. Bazen onları kafadan iyi kontrolü yapmıyorsa Evet. 15 sent, 15 cent. Bu yani malzeme çağır, çağırmak istiyorum diye yok. Ama yani kendini kafana göre yaparsa. İşini düzgün yap Evet yapmıyorsa bunun tam olmuyor. Kahramanmaraş bölgesindeki deprem e, hangi fay hatlarını tetikledi? E, bu ben 32 sene önce geldiği Japonya'na e, göre fazla sayısı olarak de, büyük olarak de, aynı deprem ülke ama fazla değil gördü. <laughs> ama 3 sene önce Silivri'de başladı. Sonra Doğu Anadolu fay hattı uzun zaman kırmıyordu. Ve Elazığ'da dan kırmaya başladı. Ve Bingöl'e hafif dokundu. Ve tekrar ikinci Elazığ e, deprem oldu. Yani bu Doğu Anadolu fay hattı Bingöl'den başlıyor. E, ve e, エラズベハタイエギディオルブーファイハットブークルマエバシャルドオニジンベンゲチェンセネエアラルクデカフラマンマルシヌのユニバースティバナチャールドベンヘルザマンエキビンオンビルダンエユニバースティオクルラルエギディオルベエテムヤピオルタキカットダーヒルセミナーヤピオル デピレムダンウォンジェネハズロールマクラウザデピレムだけネエアマクラウザオゼルリキテインシャトミエンですミマルイチオゼルリキテオゼルリキテオンナルタムブヌンビルメキラーズンコヌアンナトヨルオゼルエインシャトミエンですオララクエアラルクデブヌンヤプトゥベトビエドアナゾルファイハットエラズブクルドゥウソンラブ Kaframan Marşı'da geliyor diye onları konuştu. Ondan önce anons vardı. On mikrofon vardı. Bunun için böyle konuştu. Ve maalesef böyle oldu. Ve böyle e, Kaframan Marşı'nın depremi başladıktan sonra en başı ne nasıl oldu? ondan sonra üç gün, dört gün önce yani Hatay'ın depremden üç gün sonra neresi farklı biliyorsun diye bana sorduğu için ben de bu Doğan doğru Fay Hattı'nın Elazığ Kaframan Marş o zaman nerede? Hatay oluyor. Hatay hasar ordu ama Kaframan Marş'de de, e, depremi ve Hatay çok yumuşak için uzaksa da hasar oldu ama Doğan Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Hatay'ın kendisi daha kırmadı. Onun için ben de Hatay ve Ondan sonrasa bir tane güneye gidiyor ve e, o biri Kuzey Kıbrıs'a gidiyor. Daha kırılmadı diyorsunuz. Ama, evet onun için Hatay kurudu. Şimdi artık burası rahat oldu. Evet. Ama bundan sonra yani Kuzey Kıbrıs'ı ve Doğu Anadolu fay yani bu sade geldiği tarafta domino gibi geldiği tarafta değil ordu çok taraftanın daha e, o tarafta de bu ee, olabilir diye bu bizim de var. Dolayısıyla biniyor. Ve biniyor aynı zamanda Kuzey Anadolu fay hatını tam çakçıyor nokta. Ee, onun için biniyormuş, bitirmiş Van'e kadar. Bu noktada ikinci olarak. Evet. Peki hocam, evet. e, çalışmalarınıza göre böyle büyük şiddetli depremler kaç yıldır bir tekrarlıyor? Sizin görüşleriniz çok Hı, kıymetli. Yani, グマグニチュードイエデキビデプレムサユズエリデビケレカバジャトビバーゼンセキサンデケ積ヨセキサンセネデケルヨアマオワンダアルトノクタペシキビキシクオリオプアラダマグニチュードイエデベアルト <h ums> ビルファルクアママグニチュードララクソユリオサオトズイキカッタファルクワルヤネスフルビルデメキウチカッタオナギョレビズズズシュンメキラズ Zamana tamam. göre şiddeti evet, de yine evet, değişiyor. Evet. Çok teşekkür ben ederiz. Tehlikeli hocam katılımınız için. Çok değerliydi bizler için. Teşekkür ediyoruz ben katılımınız teşekkür için. Edin. Çok değerli bilgiler verdiniz. Evet. E, inşallah yani o nemri ne zamandı? E, bir gün olacak. E, deprem için Türkiye'de, Japonya'da aynı acı arıyor. Evet. Ama bu var. Yani, e, hasarını azaltma. Herkes デブレットでベレディエでオクルラルでシリケットラルでカアイレでテクテクヘリケスデプレミチンハズロオリオルサハサルヌハサルヘザペパブリルカチタネビナチョキオルカチキシマーレセフオリオルネカダルエコノミキョオトルアビレルあまブヌヘッペラベルブヌハズロオリオルサハサルヌユズデイエットムシアゾオ,オラビレアウ<れ>、ね、ユズデイエットムシビュークラカムデイム ve yani. ne zaman olacak or belli değil. ama bir gün olacak. O zaman neden hiç şimdi değil başlamıyor. Biz başlamak lazım. Evet önlemleri almak. Evet ve yani neden? 99 depreminde ordu 20 sene biz ne evet. yaptı? Evet şimdi bunu artık uyanmak lazım. Hep beraber bunu yapmak lazım. Japonları e, biz de siz doğa boyu yapıyorsunuz. Biz böyle yapıyor. Ama farkı ne? Biz Dua yapmadan önce yapmak lazımdı. Yüzde yüz yapmaya çalışıyor. Onun için heyecan olmuyor, panik olmuyor. Yani yapmak da yaptı. Bulunduğumuz coğrafyaya evet. uygun binalar inşa evet, ettiğimiz evet, zaman evet. hasar almadan evet. da maalesef Türkiye'de bina tam, hemen komple olmuyor. Onun için o zaman bina kötü halde biz ne yapmak lazım? Üçgeni kaçıyor falan. Bunları da biz öğrenmek lazım. Evet. Çok teşekkür tamam. ederiz. Çok Değerli bilgileriniz için tekrar teşekkür ediyoruz size. Ne demek. Hayatın Rengi programında bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Bugün sizlere ülkemizde yaşanan bu acı yüzyılın felaketi ile ilgili depreme karşı bilinçli olmak ve sonrasında yapılan felaketle ilgili yardımlarla ilgili ve hak hukuk süreciyle ilgili birçok konuda bilgi vermeye çalıştık. Umarız faydalı olmuştur. Siz izleyenlerimize teşekkür eder iyi haftalar dileriz.